9 parametrede karşınızdayız. Günaydın. Deniz Zeyrek, Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Nedir başlıklar? Nobel Kimya Ödülü 9 yıl aradan sonra yine Türkiye'nin isminin geçtiği Profesör Aziz Sancar'a verildi. Yankıları devam ediyor, tebrikler devam ediyor. Mardin Savur'da bir heyecan ve coşku var. Profesör Aziz Sancar'ı bekliyor Savur. Kimya değil, tıp Nobel'i kazanacağımı düşünüyordum diyor. Yine açıklamalarına devam ederken Profesör Aziz Sancar, memleketime Cumhuriyet devrinin başlattığı eğitime borçluyum ben bu başarıyı, bu Nobel'i diyor. Kız çocuklarını okutun mesajı var. Dün de kızlar günüydü. İstanbul'da da gün boyu kız çocukları, onların eğitimi ve geleceği tartışıldı. Bugüne kadar yapılanlar, baba beni okula gönder kampanyasıyla başlayan Birleşmiş Milletlerle İşbirliği ile düzenlenen bir konferansta kız çocukları için bugüne kadar yapılanlar masaya yatırıldı. Yeter mi? Yetmez tabii. Çünkü rakamlar çok çarpıcı, görüntü çok çarpıcı. Daha yapılacak çok şey var, o anlaşılıyor. Ama dün kız çocuklarının günüydü. Profesör Sancar da kız çocuklarını okutun mesajıyla bugüne destek verdi. Siz Arap mısınız sorusu çok soruldu. Sosyal medyada da çok tartışıldı. Profesör Sancar'ın cevabı ben Türk'ümdü. Emekli General Kenan Sancar'ın açıklamaları var kardeşini anlatırken. Kansere de çare bulacaktır inanıyorum dedi. Lisede de kanser ilacı bulacağım. Kanser ilaçlarını ben bulacağım açıklamalarına o döneme dikkat çekti. Eşi de bir göçmene destek verildiğinde neler yapabileceğinin bir göstergesidir dedi. Dolayısıyla hem tebrikler Cumhurbaşkanından, Başbakan'dan, YÖK Başkanı'ndan hem de Aziz Sancar'ın Nobel Kimya Ödülünü almasının yankıları devam etti. Gelen açıklamalarla birlikte milliler de hani kaleci olmak istiyordu, boyu uzun olmadığı için vazgeçti ya, milli takım futbolcuları da imzaladığı formayı Profesör Sancar'a hediye olarak gönderecekler. O görüntülerde futbolcular milli takım formasına imza atarken ki görüntülerde yine bugün gazetelerde yer almış. Belaruslu Alekseyevich Nobel Edebiyat Ödülünü aldı bu arada. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Dik duruşu, baş kaldırışı, Sovyetler dönemini en iyi anlatan yazılarıyla, kalemiyle bu ödüle, Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Ve Rusya, gerginlik artıyor mu? Durum gerçekten ciddi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Kırgınım, aramam bir kez daha ifadeleriyle. Bundan sonra neler olabileceğini de anlattı. Ekonomi ayağında, ticari ilişkilerde özellikle enerji konusu çok hassas. Bu konuda açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Kremlin de biz Türkiye'yi de koruyoruz aslında demişti ya. NATO'dan cevap var. Türkiye'nin kimsenin korumasına ihtiyacı yok. Kendini koruyabilir. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahiptir. Ama gerekirse biz 48 saat içinde Türkiye'ye destek verecek donanımı sağlarız dedi. Rus savaş gemileri de bu arada İdlib, Hama'da yoğun bombardımana devam ediyor. Rus seyir füzeleri İran, Irak üzerinden Suriye'ye ulaştı. Rakka'dan IŞİD görüntü paylaşıyor. Hazar denizinden atılan 4 füzenin İran'a düştüğü iddiaları vardı. Tahran ve Rusya bunu yalanladı. Dolayısıyla Suriye'de Rusya'nın varlığı ve sıcak gelişmeler devam ediyor. Ardı ardına gelen açıklamalarla gerginliğin arttığını da görüyoruz. Bundan sonra ne olacak sorusu da masada konuşacağız. Bu arada Iraklıların uydurduğu bir efsaneye göre Iraklı Şiilerin, Putin'in babası Iraklıymış. Sonra Rusya'ya gitmiş İkinci Dünya Savaşı sonrası. Abdülkerim koymuş Putin'in adını ama Vladimir yerine, kabul edilmediği için Vladimir olarak değiştirmiş gibi bir efsane de yayıldığı haberleri de bugün gazetelerde var. Enerjide ne olur? Nükleer santralle ne olur? İhracatta ne olur? Doğrudan orada yatırımlar var Rusya'da. Nasıl etkilenir? Olay çünkü buraya kadar geldi ya, bütün bunları da konuşuyor haldeyiz. Bu arada Putin de 63. yaşını kutluyor. Anadolu Ajansı'nın Halep muhabiri Salih Mahmut, Leyla'da bomba yüklü araç saldırısında hayatını kaybetti. Suriye'de öldü. Çatışmasızlık iddiası var. 11 Ekim'den itibaren PKK ve KCK'dan gelen bu iddiayı biraz konuşacağız. Ama bu iddiaya Yalçın Akdoğan'dan yanıt var. Örgüt tam anlamıyla eylemsizlik kararı ve Türkiye'yi
terk etmesi, eylemsizlik kararı alması ve Türkiye'yi terk etmesi gerekiyor. Bu açıklamalara karnımız tok diyor. Seçim sattım halindeyiz. Arka arkaya mitingler ve açıklamalar devam ediyor. Bakacağız. Ve FIFA'dan ceza şoku var. FIFA Başkanı Blatter ile UEFA Başkanı Platini'nin görevleri askıya alındı FIFA Etik Kurulu tarafından. Adaylıkları da tehlikede. Ne olacak? Bakacağız. Hadi iyi bir haber vereyim size. Onu da ekonomiden vereyim, piyasalardan vereyim. Şimdi Amerikan Merkez Bankası bu yıl faiz artıramayabilir beklentisi güçlenmişti. Neden? Çünkü Eylül ayı istihdam artışı beklentilerin oldukça altındaydı. İşte 203 bin kişi bekleniyordu istihdam artışında. 142 binlik artış geldi. Son bir yılın en düşük artışıydı. Zaten FED küresel ekonomiye dair belirsizliklerden ve risklerden de rahatsızdı. Dolar uluslararası piyasalarda değer kaybetti. FED faiz artırmaz bu yıl diye. İçeride de 2.92 seviyelerine kadar bir geri çekilme oldu. Dün de 2.93, 2.94 lira seviyesindeydi. Akşam da FED tutanakları geldi. FED tutanakları yakın zamanda FED'in faiz arttırmayacağına işaret etti. Bu sinyali verdi. Tutanaklar küresel ekonomiye ilişkin endişeleri gösteriyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler acaba ABD ekonomisini nasıl etkiler? Bir süre FED bunu da beklemeyi tercih edecektir deniliyor. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası ne yapacak ve bu yıl faiz arttırmayacak beklentisiyle beraber Euro-Dolar paritesi de 1.13'ün üzerine çıktı. 1.13.28'e kadar ulaştı. Şu anda da 1.12.83'te ve içeride dolar 2.90 liranın altında. Şu anda arkadaşlarım size de dolar grafiğini gösteriyor zannedersem. Bankalar arası piyasada 2.89.20, 2.89.50 seviyelerini görüyoruz. Asya borsaları yükselişte. Amerika'da S&P 500 endeksi 7 haftanın en yüksek seviyesinde. Ancak kötü bir yan var. Petrol fiyatları yükseliyor. 53 dolarda. Bu borsaları destekliyor ama dolar düşerken bizim maliyetlerimizi yine artıran bir unsur olduğunu da kayda geçirelim. Suriye'deki gerginlik, jeopolitik riskler Brent tipi petrolün fiyatını 53 dolara getirdi. Ama bu sefer de dolarda hızlı bir düşüş var. 2.90 liranın altındayız. 2.83-2.84 lira seviyelerine kadar bir gerileme söz konusu. FED tutanaklarına bağlı olarak petrol fiyatları yükselip FED de bu açıklamayı yapınca tutanaklarda, borsalarda da bir coşku var. ABD borsalarında, Asya borsalarında yükseliş, ABD borsalarında 7 haftanın en yüksek seviyelerini görüyoruz. Bu içeride piyasalara da sakinlik olarak yansıyor. Satış ihalesinde tutarı da Merkez Bankası 0 olarak açıklıyor. Piyasalardaki veriler de böyle. Başlıklar böyle. Ekonomiden siyasete, dünyaya. Hadi yorumlar gelsin diyelim. Deniz Zeyrek, Hakan Çelik, günaydın. Günaydın Ebru, merhaba. Merhaba. Günaydın. Hakan hoş geldin. Sağ ol Deniz. Hoş geldin Hakan hakikaten. Havadan inebildiniz mi yere? Biraz önce indim. Biraz önce. Ay ay ay, sürekli bir hava uçak durumu var. Doğru, haklısın Ebru. Bir hafta da bayağı bir evet, yoğun çünkü. Belçika ile Fransa ile başladık. Belçika, ardından Japonya, bir günlük bir Japonya seyahatinin ardından biraz önce geldik. Sayın Cumhurbaşkanı ile çıktığımız bu 3 ülkeyi kapsayan 5 günlük programdan yeni döndük. İyi bir haber de ben vereyim mi, ister misiniz? İsteriz. Ben gerçi hani Nobel Kimya Ödülü var, işte dolardaki düşüş var. Petrol yükseliyor ama işte 50 doları çok da aşmaz deniliyor. Biz hani ben de iyi haberler bulabildiğim bunlar. Bak ben de iyi bir haber vereyim. Bunu biraz önce Cumhurbaşkanı uçakta açıkladı. Yarın gazetelerde çıkacak haber. O yüzden ben detayını veremem. Gazetelerden yarın hep beraber okuruz. Türkiye'ye önemli bir yatırım geliyor Japonya'dan. Toshiba mı? Söylemem. Ay, nükleer santral bir proje daha ise ve Toshiba ise hani dün sinyali gerçek mi oldu diye sorayım. Nükleer bari ona evet hayır. Nükleer santral değil. Değil mi? Nükleer santral konusu. Gebze'deki üniversiteyi mi kastediyorsun? Yok Deniz, o da değil. O da değil, başka bir şey. Nükleer santral değil, üniversite değil, başka bir şey. Hızlı tren, altyapı çalışmaları, köprü. Miktarını söyle bari. Miktarı güzel bir miktar, iyi bir miktar geliyor. Peki bunlardan biri mi köprü, hızlı tren? Değil. Hızlı tren de değil. Yarın göreceğiz diyorsun. Gazeteci arkadaşlara haksızlık etmek istemiyorum. Şimdi söylersem alınırlar. Yani yarın gazetelerde okuyalım. Hürriyet'te de çıkacak, Posta'da da çıkacak, diğer gazetelerde de olacak. Önemli bir yatırım. Yani muhtemelen bu başlığa, manşete çıkabilir. Cumhurbaşkanı'nın söylediği başka açıklamalar da var. Yani Türkiye'de siyasete dair, PKK terörle mücadele sürecine dair, bir taraftan işte Rusya, zaten birkaç gündür bunu konuşuyoruz sürekli ama bu, sen olumlu haber verdiğin için ben de buna katkı sağlamak için söyledim. Şunu da ilave edeyim Ebru. Japonya'nın elinde muazzam bir kaynak var. Sen de çok yakından biliyorsun. Yani emeklilik fonları var. İşte kadınların tasarrufları var.
sigorta fonları var. Büyük bir birikim var. Bunun yöneleceği, kanalize olacağı bir yerlere ihtiyaç var. Türkiye bunun %1'ine talip. Yani 1 milyar dolara talip. Her yıl 1 milyar dolarlık bir fon, bir kaynağın Türkiye doğrudan yatırımlar veya dışında başka kaynakları da kastederek söylüyorum. Ve Japonya'daki hava çok olumlu Türkiye hakkında. Burada ben de bir şey sorayım mı? Terörle mücadele, terör kalmayacak, bu iş bitirilecek, yatırımlarınıza güvenli ortamda devam edebilirsiniz. Türkiye'de mesajı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Doğru değil mi? Doğru tabii, algıladım. Tabii. Okuduğum kadarıyla bu mesajın da ayrıntısında ya da gerisinde bir şey var mı? İki şey söyleyeyim. Terörle mücadele dendiği zaman biliyorsun iki farklı şey var. Biri Türkiye'nin uzun yıllardır yani 30 küsur yıldır devam ettirdiği PKK terörüyle mücadele, demokratikleşme ve işte daha başka çözüm süreci diye kamuoyunun bildiği ve dünyanın takip ettiği olay. Bir de daha yeni olmak üzere işte Suriye'de ve Irak'ta IŞİD tehdidi ve Türkiye'ye yansımaları. İşte iki Japon'un kafasının kesilerek öldürülmesi, IŞİD'in barbarca işlediği eylemler, fiiller. Bu bütün dünyada, Batı'da ve Japonya'da, ki Japonya'da doğuda olmasına rağmen Batı sistemine entegre bir ülke, çok olumsuz etkiler yaratmış vaziyette. Hı hı. Türkiye bu nedenle çıkan haberlerde, başlıklarda öyle daha hassas bütün bu olup bitenlerin içinde, göbeğinde bir ülke olarak algılandığı için, algısı bu. Bunu yani ortadan kaldırmaya dönük bir gayret var. Bütün bu ziyaretlerin temel amaçları. Fiili olarak da kalkacak mı diye de hani merak ediyorum. Yani evet, Türkiye'nin yanı başında büyük bir istikrarsızlık olduğu doğru. Türkiye bir taraftan terörle mücadeleye devam ediyor ama Türkiye her şeye rağmen bu bölgenin umut veren bir ülkesi. Geleceğe dair yatırımların yapılabileceği ve bunun olumlu sonuçlarının alınabileceği bir yer. Yani dünyada da böyle her tarafta dört dörtlük bir istikrar yok. Dünyanın başka noktalarında da sorunlar var ama önemli olan Türkiye'nin bir ilerleme hamlesi, gelişme iradesini ortaya koyması ki ben bunun sonuçlarını orta vadede Türkiye'nin olumlu bir şekilde alabileceğini düşünüyorum. Peki, buradan devam edelim o zaman. Sonra Nobel'e, kız çocuklarına ve başka detaylara gelelim. Rusya da önemli bir başlık ve ciddi bir başlık ama çatışmasızlık iddiası var. Celal Başlangıç yazdı yanlış hatırlamıyorsam. 11 Ekim'den itibaren PKK 11 ya da 15 Ekim'de tek taraflı çatışmasızlık ilan edecek. İşte seçimden önce. Yalnız Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardımcısı diyor ki örgüt sıkıştığı zaman bu tür taktik hamleler içerisine giriyor. Buna karnımız tok. Örgüt tam anlamıyla eylemsizlik kararı vermeli ve Türkiye'yi terk etmeli. Eylemsizlik kararı almalı ve Türkiye'yi terk etmeli diyor. Bu konuda herhalde yarın çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardır. Selahattin Demirtaş'ın da açıklamaları var. Şimdi bir yandan da işte çocukların öldüğü, sokaklardaki bombalar, okullara atılan bombalardan bahsediliyor. Bölgede doktor sıkıntısı var. İnsanlar, hastalar, doğum yapacaklar. Çocuklarını tedavi edecek ailelerde ciddi sıkıntı var. Çünkü sağlık hastanelere, ambulanslara da saldırılar düzenleniyor. Böyle bir ortamdayız ve çatışmasızlık iddiası da Celal Başlangıç tarafından gündeme getirildi. Yalçın Akdoğan'ın da yanıtı var. Şimdi 1 Kasım'a kadar ne olacak? Bir yandan da sandık güvenliği, seçim güvenliği var ya. Sizin elinizde bilgiler, aktarabilecekleriniz var mı diye sorayım Deniz. Evet. Ebru, bu ateşkes işi biraz KCK'nın liderlerinden birinin yaptığı ve Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan açıklamaya dayanıyor. Orada özellikle seçim güvenliği ile ilgili bir takım işte söylentiler vesaire ortadan kalksın diye böyle bir şey yapacaklarını söylüyorlar. Celal Başlangıç da bunun üzerinden yola çıkarak 11 Ekim'de böyle bir şey ilan edileceği yorumunu yapmış. Gördüğüm kadarıyla bu mümkündür. Yalçın Akdoğan'ın söylediği açı da doğrudur. Yani bu mevsimlerde genellikle kış moduna geçerler. Zaten yani mevsim koşulları bölgede gerçekten günlük yaşamı bile şehirlerde zorlaştırır. O nedenle bir kış hazırlığı vesaire de söz konusudur. Hani o açıdan çok da
böyle heyecanlandıran, ya işte çatışmasızlık başlayacak, yeniden çözüm sürecindeki ortama döneceğiz. Heyecanı yaratan bir şey değil. Hissi uyandıran bir şey değil. Ama yani ben de yine Yalçın Akdoğan'ın söylediğini tekrarlayacağım. Burada olması gereken şey geçici değil, kalıcı bir sessizliktir silahlar açısından. Ve PKK'nın çözüm sürecindeki taahhütlerini yerine getirmesi zamandır. Silahları Türkiye'den ayrıldıktan bir süre sonra da silahları bırakması meselesidir. Bu bir de tabii insan şunu da söylemek zorundayız hepimiz. Bu kadar terörden, bu kadar ölümden sonra da heyecan vermiyor bu haberler. Yani Türkiye'de 20 Temmuz'dan beri bine yakın insan öldü. Yani çocuklar öldü. Hani PKK'lıdır, teröristtir diyoruz ama onların da işte aileleri var vesaire. Onlar da bizim baktığımız açıdan bakmıyorlar bu meseleye. Onlar da o acıyı yaşıyorlar. Çocuklarının terörist olması bir aile için üzüntü vericidir. Ölümü de üzüntü vericidir. Böyle bakıldığında sonuçta bu memleketin gençleri 20 Temmuz'dan beri ölüme sürüklendi. Bunların da bir hesabı vardır elbet. Yani bu terörün son 3 ayda yarattığı kaotik ortamında bir faturası vardır. Onu da unutmamak lazım. Ben işte ortalığı kasıp kavurdum, insanları öldürdüm ama şimdi de tek taraflı ateşkes ilan ediyorum gibi bir şey bu. Ama yine de ben hani hep barıştan yana olmayı savunan, barışın dilini kullanmayı savunan biri olarak bunun kalıcı olmasını ve Türkiye'nin yeniden kendi gündemlerine dönebilmesi umudumu dile getiriyorum. Yani inşallah geride bıraktığımız 20 Temmuz'dan önceki çatışmasız ortama yeniden döneriz diyorum. Hakan, aslında bayramdan önce biz Sande ile yaptığımız yayınlarda da Hande de aktarmıştı, haberlerde de vardı. Bir ay içinde bir çatışmasızlık kararı alınabilir PKK. KCK tarafından, hatta telsiz konuşmaları da gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. İşte sıkıştık, durumumuz kötü, vahim şeklinde, evet. Bu operasyonlar sonrası. Dolayısıyla şimdi bu haberde de işte 11-15 Ekim tarihi de telaffuz ediliyor. Zaten bu hani bir ay içinde böyle bir karar alınabilir, durum da bunu gerektiriyor gibi telsiz konuşmalarından da anladığımız bir tablo vardı. Buna mı işaret Yalçın Akdoğan'ın da tepkisi, bizim bunlara karnımız tok. Şimdi, istediği zaman çatışmasızlık, istediği zaman silah. Evet. Şimdi şöyle bakıyorum Ebru. Yani çatışmasızlık denen şey PKK terör örgütünün terör eylemi yapmadığı bir günü tarif ediyor ise bu tabii önemli. İnsanların ölmediği bir gün demektir ki insanların ölmediği günlerin sayısı ne kadar çoğalırsa, hatta hiç insanların terörden ötürü, çatışmalardan ötürü ölmediği bir döneme Türkiye girerse bu bir büyük bir kazanç. Bundan mutlu olmamak mümkün mü? Umarım böyle olur. Umarım bu çatışmasızlık diye tarif ettikleri şey taktik bir hamle olmaz. Yani Yalçın Akdoğan'ın ifade ettiği ve haklı olarak şüphe duyduğu gibi bir taktik hamle ise bu. PKK'nın böyle birkaç dönemlik rahatlamasına yönelik. Çünkü gerçekten örgütün çok ciddi olarak askeri manada sıkıştığını söylemek durumundayım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları, havadan ve karadan sürdürülen operasyonlar gerek Türkiye sınırları yakınlarında gerekse sınır ötesinde çok önemli şekilde zor duruma düşürdü PKK. Yani bu bir işin teknik tarafı. Diğer taraftan da seçimlere girerken destekledikleri veya yakın oldukları partiye bir siyaset manevra alanı açmak için bir hamle yapıyor olabilirler ama bu kısa süreli bir hamle ve kalıcı sonuçları olmayan bir şeyse, bir girişimse çok anlamlı değil. Kış hazırlıysa, yani çok 4 yıl boyunca yapılan gibiyse. Türkiye'de tekrar ediyorum, yani her programda konuştuk, söyledik. Artık silah gözde yumulmaz. PKK örgütünün, PKK terör örgütünün veya başka bir örgütün silah kullanmasını meşrulaştırabilecek bir ortam yok. O nedenle çatışmasızlık denen şeyin bütünüyle silahların gömülmesi veya Türkiye'den çıkarılması veya başka işte Suriye'de veya Irak'ta ne yapacaklarsa orada bir
çatışma ortamı var. Orada bir iç savaş var. Yani Türkiye ile bu mukayese edebilecek bir ortam söz konusu değil bu ülkelerle. Ya kardeş, dilerim ki kalıcı olur. Kalıcı olur çünkü zarar gören oradaki insanlar, çocuklar hayatlarına devam ederler. Günlük hayat kardeşlik tamamen, vurgusu günlük tamamen, hayat tamamen durmuş durumda. Yani güney illeri, güney zararı insanlar görüyor. Sınır bölgemizdeki ilçe ve illerde, Hakkari'de, Cizre'de, Şırnak'ta, Silopi'de, Mardin'de, Nusaybin'de, hatta büyük şehir Diyarbakır'da. Yani zaten Suriye'nin getirdiği bir ciddi istikrarsızlıktan ötürü sınır ticareti bu kadar olumsuz yönde etkilenirken, bu kadar büyük bir işsizlik problemi ortaya çıkmışken, terör eylemlerinin böylesine yoğun devam ettiği bir ortamda, işte güvenlik kuvvetlerinin aldığı önlemler, zaman zaman sokağa çıkma yasaklarının yoğun bir şekilde ilan edilmesi günlük hayatı, ticareti çok olumsuz yönde etkiliyor. Yani bütün ülkeyi etkiliyor. Bunun yatırımlardan söz ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu illerimiz çok fazla yatırıma ihtiyaç duyan yerler. Bu ortamda yatırımın gidebilmesi için bu ortamın değişmesi lazım. Her yerde sorun var. Bir yandan da hani Türkiye'nin terörle mücadelesi var. PYD'ye dönük açıklamaları var. Bir yanda Suriye'de Rusya'nın başlattığı bombardıman var. Esad'a destek var. Dolayısıyla bu yönde temaslar, açıklamalar var. Yoğun bir gündem var aslında. Şimdi buradan Nobel'e yine bir gelelim. Böyle bir hani güzel bir habere devam etmiş olalım. Yeni açıklamalar var çünkü. Profesör Aziz Sancar diyor ki, çok soruluyor. Sosyal medyada da Deniz çok tartışıldı. İşte Arap mı? Acaba hani kendisini nasıl tanımlıyor diye. Bu soruya biraz sinirlenmiş anladığım kadarıyla. Kendisi ben Türk'üm diyor. Ben bu başarıyı memleketime Cumhuriyet devrinin başlattığı eğitime borçluyum diyor. Mardin Savur da bayram yeri gibi zaten. Abisi de emekli Tuğgeneral. Ebru, işte biz bu nedenle kalkınamıyoruz. Evet. Yani öyle gereksiz ayrıntılara takılıp kalıyoruz ki fotoğrafın tamamını görmüyoruz. İşte yani Türkiye'de doğmuş, büyümüş, buradaki sistemle işte bir üniversiteyi bitirmiş, tıp doktoru olmuş ve değişik nedenlerle devam ediyor. Bir bilim adamından söz ediyoruz ve ilk aklımıza gelen etnik kökeni oluyor. Yani bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Yani gündelik yaşantımıza bakın, yeni insanlarla tanıştığımızda, yani ilk 15 dakikada sorulan sorulardan biridir, nerelisin? Evet. İlk 30 dakikada sorulan sorulardan biri, Kürt müsün ya da Alevi misin? Yani bu detayları bizim bu kadar öne çıkarmamız, bütün bakış açımızı, yaklaşımlarımızı bu detaylar üzerinden oluşturmamız bizim geri, yani bilimsel alanda özellikle geri kalmışlığımızın en önemli nedenlerinden biridir. Yani ödülü alan bu detayı önemsemediğini açıkça vurguluyor. Buna rağmen biz hala burada oturmuşuz. Üstelik uluslararası şekilde etnik kökenini tartışıyoruz. Yaptıklarını tartışsak ya, yani kansere çare bulmaya çalışıyor, bunu nasıl yaptığını konuşsak ya. Yani hangisi daha önemli? Hangi etnik kökenden olduğu mu daha önemli? Yoksa yazdığı DNA 400 makale yaptığı mi, DNA onarımı ile ilgili? Ha. Çalışmalar mı önemli? İşte bu bizi biraz hani yerimizde saymaya mahkum ediyor. Ben burada da anlattım, Kore'de inanılmaz bir şeydi. Yani bir masada 5 kişi vardı. Hepsi böyle parlak mühendisler vesaire. Yani o bildiğimiz büyük Kore şirketlerini uçuran isimler. Yani kimi ateistti, kimi Budistti, kimi Protestandı. Ve bu detayların hiçbirinin onlar için hiçbir önemi yoktu. Çünkü bu detaylar onların sadece özel yaşamlarında vardı. Yani evet. Bizde de böyle olsun. Yani bu detayları koruyalım. Bu detayların bize sağladığı temel hak ve özgürlükleri yaşayalım. Ama bunları gündelik hayatımızın önemli unsurlarından biri haline getirmeyelim. Bak, başka bir detay daha var. Türkiye'den kutlamalar, resmi kutlamalar fark ettiyseniz bir günden fazla gecikti. Niye biliyor musunuz? Çünkü Mardinli, işte aynı soyadı taşıyan bir HDP'li milletvekili var. İşte muhalif çıkabilir, Türkiye'yi rahatsız eden görüşler açıklamış olabilir vesaire. Bu gibi kaygılarla
devlet kendi bağrından, kendi topraklarından çıkıp bu başarıya imza atmış bir insanı kutlamakta gecikti. Baktılar ki işte Türk bayrağı, Atatürk resmi, Cumhuriyet mesajları vesaire, o zaman kutlama mesajları birbirini izledi. Yani bunlar çok son derece gereksiz şeyler. Bir de bence buradaki konuşulması ve tartışılması gereken en önemli şey şu. Evet, maalesef bu başarıları Türkiye topraklarında, Türkiye üniversitelerinde yakalayamıyorlar bilim adamlarımız. Yani bugün Vamık Volkan'la ilgili de bir haber var. O da önemli bir psikiyatri, psikanaliz ödülünü almış. O da Amerika'da yaşıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela Aziz Hoca'nın Nobel aldığı projeye sadece üniversitesinin yatırdığı para miktarı 20 milyon doların üstünde. Yani bizim burada üniversitelerde akademisyenler deney yapacak malzeme alacak para bulamıyorlar. Doğru. Ödenek problemleri var, vesaire var. İşte bunları konuşabilsek keşke. Yani Türk müdür, Arap mıdır, Kürt müdürden önce Türkiye'de neden bilim yapamadı, neden Nobel ödülünü Hacettepe Üniversitesi'nde ya da ODTÜ'de ya da işte Koç Üniversitesi'nde alamadı, onu konuşalım. Yani bizim eğitimimizin böyle bir sorunu var. Yanlış yerlere bakıyoruz. Cem Yılmaz'ın Şener Şen'le birlikte oynadığı bir filmde bakış açısını değiştir diye bir işareti vardır. İşte o bakış açımızı biraz değiştirsek her şey daha güzel olur diye düşünüyorum. Güzel haber aldık. Tebrikler dün de geldi yanlış hatırlamıyorsam, ama daha resmi ve net açıklamalar önceki gün geldi. Bir gün sonra da yapıldı. Ona vurgu yapıyor. YÖK Başkanı'nın da açıklaması var. Yekta Saraç diyor ki, bilim dünyasının ülkemize kazandırdığı bu şeref için içtenlikle kutluyorum diyor. Biz de bizden de çıksın diye çağrıda bulunuyoruz. Daha üniversiteler daha fazla çalışma yapsın, daha fazla ödül alsın, daha çok ses getirsin o çalışmalar diyoruz. Bu noktada iyi haberi aldık. Açıklamaları da söyledik. Var mı söyleyeceğim bir şey Hakan? Çok güzel haber. Çok gurur verici bir gelişme. Aziz Sancar'ın Türkiye'de, yani herkesi sevindirdi tabii ki bu başarısı. Ama demin konuşulanlarla ilgili gelinen nokta, Türkiye'de acıda ve sevinçte bir araya gelemiyor oluşumuz. Yani bunu bir tespit etmek lazım. Bu çok üzücü ve düşündürücü bir şey. Yani milletler, İşte yani Amerika Birleşik Devletleri, yani 1000 tane farklı ulustan, kökenden, etnik yapıdan, dinden, mezhepten insan. Ama bir Amerikalı olma bilinci, yani işte Britanya'da, yani Fransa'da, dünyanın başka, yani başarı elde etmiş ülkelerinde bu etnik köken tartışmalarının, aidiyet tartışmalarının bırakıldığı ülkeler çoğunlukla baktığımızda. Türkiye'nin de, yani ben son dönemlerde bunları konuşur olduk. Yani geçmişte bu tip şeyleri birbirimize sormazdık. Yani nerede doğdun, işte şöyle misin, böyle misin, annenin kökenine, babanın kökenine, yani bu veya bir sohbet konusu olurdu, geçerdi. Ama bu bir, yani işte insanlar sosyolojik olarak bunları konuşurlardı. Şimdi buradan bir özel anlam çıkarmaya, mana çıkarmaya çalışılıyor ve başarılar kimi zaman küçümseniyor, önemsizleştiriliyor, üzerinde bile durulmuyor. Yani Türkiye'de, Edirne'de, İzmir'de, Hakkari'de, Van'da, Trabzon'da bütün vatandaşlarımız, bu ülkenin vatandaşları, başarıları hepimizin gururu. Kökeni, mezhebi, dinin, inancı ne olursa olsun, yani siyasi görüşü ne olursa olsun, bunları yani artık aşabilmek lazım ve bunlarla ilgili tartışmaların tuzağına Türkiye'yi düşürmemek, çekmemek lazım. Büyük bir zaman kaybı, büyük bir enerji kaybı bu. Dün Kız Çocukları Günü'ydü. Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Birleşmiş Milletler'le Ortak Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlediği bir panelde kız çocuklarının geleceği, eğitimi, onların hayatı tartışıldı. Aslında tablo o kadar parlak değil. Rakamlar gerçekten üzücü. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü ya, dün de gün boyu işte toplantılarla, konferanslarla kız çocuklarının geleceği konuşuldu. Aydın Doğan Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Birleşmiş Milletler UNICEF'in de katkı verdiği bir konferanstı. Yani çocuk daha
çocukken evlendiriliyor ve bu oran da Türkiye'de az değil. Çocuk gelin sayısı çok fazla. Görülen şiddet çok fazla. Kız çocuklarına verilen önem çok az. Dolayısıyla anne babalara buradan çağrı, hani kız çocuklarınızı okutun, gerçekten okutun, destek verin ki onlar kimseye muhtaç olmasın. Tabii uzun süre, yıllardır Baba Beni Okula Gönder kampanyası devam ediyor. Doğan Gazetecilik, sonra Aydın Doğan Vakfı'nın yürüttüğü 10 yıl aşkındır devam eden bir proje. Ama yetmiyor. Birçok projeyle, bir büyük seferberlikle o çocuklara ulaşılması gerekiyor. Annelere, babalara da büyük görev düşüyor, ailelere. Evet. Dün de Kız Çocukları Günü'ydü, Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. İşte Türkiye'de yine rakamlarla kız çocuklarının hali görüldü, tartışıldı. Ne yapılırsa yapılsın, daha fazlasının yapılması gerektiğini anlıyorum ben. Öyle değil mi Deniz? Ebru, dün... Ben de gittim, katıldım o toplantıya. Müthiş bir manzara vardı. Yani özellikle son panelde hayatın içinden gelen bir takım rol modelleriyle bizim işte televizyon dünyasından, sinema dünyasından başarılarıyla hayatımıza giren rol modeller aynı sahnedeydiler. İlginç hikayeler vardı. Fakat önce şunu hatırlatayım. Dün Hanzade Doğan Boyner verdi bazı rakamlar. Çok dikkatimi çekti. Türkiye'de kadınların eğitim durumuyla şiddet görme durumu arasında öyle açık bir ters orantı var ki. Uçurum var. Yani okumadan evlenen kadının şiddet görme oranı işte %80'lerde ise, evet, üniversite bitirip evlenen kadının şiddet görme oranı %20'lere düşüyor. Yani kadınların yaşamında eğitimin önemini gösteren çok küçük bir detay bu ama çok da trajik bir detay. Bu rakamların arkasından gittiğimizde hem Baba Beni Okula Gönder kampanyasının önemini görüyoruz. Hem de bu tür kampanyaların insanı nasıl yaşamın içine kattığını görüyoruz. Dün mesela Dilek öğretmen vardı, Dilek Livaneli. Samsun'da Kumköy'ye gitmiş, kötü bir baraka bulmuş okul olarak. Ve o barakadan müthiş bir eser yaratmış, yılmamış, çalışmış, çabalamış, onları uzun uzun anlattı. Heyecanını görmeliydiniz. Ve o Kumköy şu anda o okul sayesinde, o öğretmenin çabaları sayesinde Türkiye'ye entegre olmuş. Yani Samsun'dan bile yeterince kopuk yaşayan bir köyken, şimdi anneler, çocuklar işte Türkiye'yi dolaşıyorlar, İstanbul'a gidiyorlar, Ankara'ya geliyorlar ve Küçücük katkılarla, gönüllülerin desteğiyle yapılmış bu. O harabe baraka müthiş bir, yani Türkiye'deki en iyi özel okullar kadar parlak bir görüntüye sahip olmuş. Müthiş bir şeydi. Mesela iki kız öğrenci vardı, Malatyalı. Futbolla heves etmişler. Ve bir beden eğitimi öğretmenleri sayesinde ailelerini de ikna etmişler vesaire. Ve İkra Nur vardı mesela, dedi ki genelde erkek futbolcular ne der, bu futbol yüzünden okuyamadım, yani antrenmanlar, maçlar vesaire. İkra Nur da dedi ki futbolsa 5 tane ablam var, hiçbiri okumamış, ben futbol sayesinde okuyorum, şimdi de beden eğitimi öğretmeni olmaya hazırlanıyorum. Yani küçük dokunuşlar, bir öğretmenin bir çocuğa küçücük bir dokunuşu bir yaşamı değiştirebiliyor, bir ailenin yaşamını değiştirebiliyor. İşte Aziz Sancar'da olduğu gibi okuma yazma bilmeyen bir ailenin 8 çocuğu da üniversite okuyor ve okuma yazma bilmeyen o insanların yaşamı bambaşka bir hal alıyor. Daha değişiyor, daha gelişiyor vesaire. Ben çok önemsedim. Onun için o toplantıya katılan ve destek veren herkese teşekkür etmek lazım ve Baba Beni Okula Gönder gibi projelerin, sivil toplumun önderlik ettiği, iş dünyasının önderlik ettiği projelerin çok daha artıp büyümesi için herkes üzerine düşeni yapmalı, herkes karınca kararınca katkısını sağlamalı. Türkiye ancak bu tür
adımlarla, bu küçük adımların birleşmesiyle, büyük bir adıma dönüşmesiyle kurtulur diye düşünüyorum ben. Daha nice aziz sancarlar çıkarabiliriz. Bunlar güzel örnekler ama demin tam rakamı bulamadım. Hazade Doğan Boyner'in konuşmasının o rakamı alırsak, Türkiye'de kadınların %26'sı reşit olmadan evleniyor. Ve Deniz'in dediği gibi eğitimli eğitimsiz fark etmiyor. Şiddet, kadınlara şiddet, kadına şiddet çok yüksek. Dolayısıyla dünyada da 250 milyon kadın var 15 yaşın altında evlendirilmiş. Güzel örnekleri daha da arttırırsak bu oranı düşürebiliriz. Şiddet de tabii ayrı bir başlıkta, ayrı bir şekilde ele alınır. Ebru, ben en başından beri içindeyim. Ben de katkısı alıyorum, destek oluyorum. Dediğin gibi Doğan Gazetecilik bünyesinde başlamıştı. Sonra Aydın Doğan Vakfı daha da büyüttü. Ve Hanzade Doğan Boyner gerçekten çok önemli bir liderlik ortaya koydu en başından beri. Şimdi bir tarafında da aslında Doğan Yayın Grubu önemli bir rol model oluyor. Genç kızların, kadınların eğitim, iyi eğitim almalarıyla beraber fırsat eşitliğinden yararlanmaları halinde eğitimde, iş hayatında birçok sivil toplum hareketlerinde ne kadar başarılı olabildiklerinin örnekleri var aslında aile içinde de. Yani işte mesela kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik kampanyalarda da Hürriyet Gazetesi'nde Usta Doğan Sabancı'nın yıllardır yaptığı çalışmalar var. Eğitim tarafını Aydın Doğan Vakfı şu anda uzun yıllardır sürdürüyor. Önemli olan ne biliyor musun Ebru? Belki daha sınırlı sayıda genç kızın hayatına dokunuldu. Ne diyelim? Binlerce kişi. Gayet de iyi bir sayı aslında. Çok da az değil ama gayet iyi. Önemli olan bence bunun ötesinde farkındalık yaratılmış olması. Yani milyonlarca insan ailelerin bilinci. Tabii bu ve buna benzer kampanyalara destek olarak işte evet. Bu bilgiler mesela Türkiye'de ne kadar aslında genç kızın daha ergenlik çağına bile gelmeden evlendirilmesi, bununla birlikte işte ekonomik faaliyetlere katılamamaya başlamaları bu bir farkındalık yarattı. İşte rol model diyordum az önce mesela bu grupla ilgili örnek veriyordum. Türkiye'nin İlk TÜSİAD Başkanı oldu Arzuhan Doğan Yalçın'da. Yani bir genç kadının ekonomide, Türkiye'de önemli şeyler başarabildiğinin birçok örneği var. Türkiye'de Güler Sabancı mesela çok başarılı bir kadın patron, yönetici ve dünya çapında bir isim. Dünya çapında dünyanın en güçlü kadınlarından biri. Kadınlarımız, Türkiye'deki kadınlar dünyadaki hemcinsleriyle mukayese edildiğinde çok daha yüksek bir performans ortaya koyabiliyorlar. Yeter ki o fırsatları elde edebilsinler. O nedenle eğitim, eğitim, eğitim. Yani her şeyin başı bu. Aileler kız çocuklarına bu fırsatı tanıdıkları zaman dünya değişecek, Türkiye değişecek. İnanıyorum ben buna. Peki, bu arada Nobel Edebiyat Ödülünü de Belaruslu Alekseyevich aldı. 16. kadın oldu Nobel'de bu alanda. Korkmadığı için Sovyetler dönemini net korkmadan güçlü ifade ettiği için bu yazılarıyla bu ödüle layık görüldü. Dolayısıyla bu notu da aktaralım, geçelim dünyanın haline 2015 dünyasında. Rusya, biz Türkiye'yi de korumak istiyoruz dedi. Kremlin'den böyle bir açıklama geldi. Türkiye'yi de koruyoruz aslında Suriye'de, sınırda dedi. NATO cevap verdi. Türkiye'nin kendini korumak için Rusya'ya ihtiyacı yok, kimseye ihtiyacı yok. Ama gerekirse 48 saat içinde bizim sınırda konuşlanma kapasitemiz var. Türkiye'ye destek veririz dedi. Rusya'ya bir cevap geldi. Dünyaya da bir mesajdı NATO'da. Bu arada Rus savaş gemileri İdlib, Hama'da yoğun bombardımana devam ediyor. Hazar Denizi'nden atılan füzeler Suriye'yi nasıl vuruyor diye izleyicilerimiz soruyor. İşte savunma sanayine yapılan yatırımlar diye ben söyleyeyim, siz devam edin. İran'a düştü iddiası var füzelerden biri ama hem İran hem Rusya bunu yalanladı. Dolayısıyla bombardıman devam ediyor. Biz ilişkileri bozmak istemiyoruz. Türkiye'yi de koruyoruz diyen bir Rusya var. Kırgınım diyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla NATO'dan Rusya'ya cevap var. Bombardıman da sürüyor. Ta Hazar Denizi'nden, Boğaz'dan da gemiler İran, Irak'tan, Boğaz'dan geçiyor Rus gemileri de. Böyle bir durumdayız. Durum biraz ciddi. Öngörülenden daha mı ciddi acaba Deniz? Zannetmiyorum Ebru. Yani sen öyle düşünmüyor musun? Birileri bazı konularda anlaşmış görünüyorlar. Yani Türkiye ile Rusya arasında bir sıkıntı olabilir, bir atışmalar başlamış olabilir vesaire ama bölgede
hani NATO'nun, Rusya'nın, Türkiye'nin vesaire taraf olacağı yeni bir çatışmaya kimse göze alamaz ve böyle bir sürecin başlaması bence zor. Ben daha önce de söyledim. Ben gizli bir mutabakat olduğu kanaatindeyim. Özellikle ABD ile Rusya'nın ve o mutabakat çerçevesinde Suriye'de işi de ortadan kaldıracak bir öncelikle harekete geçildiği kanaatindeyim. Rusya'nın Çeçenistan'da Çeçen militanlarla yaptığı savaşı 2 sene bekleyip bütün o savaşçıların Suriye'ye gelmesinden sonra Suriye'de devam ettirdiği izlenimi ediniyorum. Yani kendi topraklarını bombalamaktansa aynı Çeçen militanlar için Suriye topraklarını bombalıyor. Onları orada imha ediyor gibi kendi ülkesinin çıkarları da söz konusu. Sadece Esad'a destek vermek gibi bir durum söz konusu değil. ABD Türkiye'nin desteğini almış durumda. Bu desteği almışken işte El Nusra'yı, Ahrar-ı Şam'ı vesaire de bombalamak istemiyor. Onu Ruslar yapıyor. Ama ABD onları El-Kaide'nin kolu olarak gördüğü için durumdan memnun. Türkiye ile Rusya arasında da şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pilotlara ne olursa olsun, nasıl hani iddialaşı da yaşasanız, eliniz o kırmızı butona gitmesin emri verildiği izlenimi ediniyorum. Yani bir kontrollü bir gerginlik yaşayacağız ama bunun böyle bir krize dönüşeceği kanaatinde değilim. Putin'e gelince valla başbakanımızın kırgınlığı ve kızgınlığına muhatap olan liderler zor zamanlar yaşıyorlar. Pardon, Cumhurbaşkanımızın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın. Onun için Putin düşünsün Sayın Cumhurbaşkanımızın kırgınlığını ve kızgınlığını çektiği için. Artık ne yapar bilmiyorum. Iraklılar da Hacı Putin efsanesi uydurmuş. Hürriyet'te var bugün. Güya Putin'in babası Iraklıymış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra göç edip Rusya'da evlenmiş. Aslında Vladimir değil, Abdülemir'miş adı. Sonra değiştirilmiş Ruslar. Orada böyle haberler pek sevilir. Biliyorsun Barack Hüseyin... Putin de bu arada 63. yaşını kutluyor bu sokeyi yaparak. Bir de Barack Hüseyin Obama'mız var biliyorsun. Barack Hüseyin. Yani bunların pek Orta Doğu'ya bir faydası Severiz. Olmuyor yalnız. Yani adından Severiz bir şekilde... Öyle. Orta Doğu izi olsa da var mıdır yok mudur o da belli değil ya. Gerçi Putin'in ben pek olduğunu sanmıyorum. Şimdi evet. Bir kere şunu söyleyeyim yani. Bunun ekonomi ayağına da bir gel istersen. Tabii hemen yani söyleyeyim. Yani doğalgaz almayabilir miyiz? Nükleer Mersin Akkuyu'dan vazgeçebilir miyiz? Tamam. Uzmanlar diyor ki eğer doğalgazı Rusya'dan almazsak Batı Trakya ve Batı hattından ve Mavi Akım'dan gaz gelmezse Trakya ve Karadeniz boşa düşer. Başka sistem yok diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim bir kere... Rusya'nın işte Türkiye'nin de güvenliğini sağlıyoruz sözü ciddiye alınacak bir ifade değil. Gayri ciddi bir şey. Türkiye'nin gelip doğrudan güvenliğini tehlikeye sokan yaptığı girdiği angajmanla yani Esad'la kol kola girerek doğrudan Türkiye'yi tehlikeye atan bir tablo ortaya koydu bir kere bu sınırda. Rusya'nın yaptığının bu anlamda yani işte stratejik ortaklık noktasına giden bir ilişkiyle pek açıklanabilir bir tarafı yok. Türkiye bakımından tabii çok zor ve tehlikeli bir döneme girdik Ebru. Yani bu işin bir tarafı, bir taraftan da Türkiye'nin özellikle PYD ve PKK terör örgütleridir ve birbirlerinden farkları yoktur diye ortaya koydu bir ortamda. Hem Amerika'nın hem Rusya'nın PYD'ye pek böyle bakmadığını görüyoruz. Bu bir kere önemli bir soru. Bugün manşetlerde PYD işbirliği görüşmeleri yansımış. Evet. Şimdi Rusya böyle devam ederse, Esad güçlenmeye devam ederse ki güçleniyor, kara harekatı başlattı muhaliflere yönelik. Ve bu muhalifler de IŞİD değil yani. ÖSÜ, Özgür Suriye Ordusu ve onunla birlikte anılabilecek bazı ılımlı unsurları da yok etmeye yöneldi. Bu Türkiye sınırına Ebru 1-2 milyon Suriyelinin daha dayanması anlamına gelecektir. Çok tehlikeli. Sen durumu ciddi ben durumu ciddi olarak krize görüyorum. Dönüşebilir görüşündesin. Yani bu bizim aleyhimizdeki konjonktürü daha da güçlendirecek bir hal alacak. Çünkü ben işte yani Obama'nın pek bu işlere bulaşmaya da niyeti yok biliyorsun. Orta Doğu'dan olabildiğince kaçmaya çalışıyor. Yani Bush ne kadar hiperaktif bir lider idiyse Obama da o kadar sırtını dönen bir lider. Keşke bu ikisinin ortasında bir lider olsaydı Amerika'da. Bu işler belki daha yoluna girerdi. Hemen ben bir hatırlatma yapayım. Bu birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama arasında bir görüşme gerçekleşti. Telefon. Bu önemli bir görüşme. Buradan
Bakalım hangi sonuçlar çıkacak. Eğer bir sonuç çıkarsa bunu takip edelim. Şimdi ekonomiye yansıması olur mu? Ekonomiye yansıması. Yani bu noktaya kadar gelir mi? Hemen Mersin Akkuyu'yu ve doğalgazı konuşmaya başladık. Ebru, durumu o noktaya getirdik. Şöyle bir durum var. Şimdi aşağı yukarı 20 milyar dolar civarında bir ithalatımız var. 20-22 milyar dolar Rusya'dan. 5-6 milyar dolarlık da bir ihracatımız var. Yani 30 milyar dolara da yakın bir dış ticaret kapasitesi. Açıyor. Bunun çok önemli bir bölümü Türkiye'nin aleyhine bir açık ve enerji ithalatından kaynaklanıyor. Hmm. Çok önemli bir tedarikçi ve Rusya bu enerji kartını hep kullandı dünyada. Yani ülkeleri dize getirmek için kullandı. Avrupa'yı dize getirmek için kullandı. Ukrayna'yı dize getirdi büyük oranda. Ve bu diyor ki bana benim elimde, şalter benim elimde şak diye kapatırım. Nitekim kapatıyor da. Türkiye de bunu yapmaya kalktı. Türkiye ben senin bu kartına yanıt veriyorum. Bunu kabul etmiyorum. Ben gerekirse başka kaynaklar bulurum. Nükleer santralde olmayacaksa olmaz. Başka ülkem yok gibi bir şey yaptı. Yani yapılabilir tabii ama zordur. Çünkü Türkiye'nin önemli bir kaynağı dış şeyde doğal gazda özellikle Rusya Federasyonu. Orta ve uzun vadede kaynaklar çeşitlendirilebilir ve başka ülkelerden evet. alınabilir. Ama bunu kısa dönemde yapmak kolay değil ve maliyetli. Ama bütün bunlar oluyor diye de tabii Türkiye'nin Rusya'nın bütün oldu bittilerine evet demesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir taraftan tabii turizm. Rusya çok önemli bir turizm ülkesi Türkiye için. Onu unutmamak lazım. Toshiba da biz Türkiye'de nükleer santralde olabiliriz diye hemen yanıt verdi. Rusya başka biri gelir yapar dedi ya Cumhurbaşkanı. Toshiba da biz yaparız. Yani bu nükleer santral çok karmaşık bir şey. Biliyorsun. Dünyada böyle yüzlerce, onlarca ülke ve onlarca şirket yok bunu yapabilen. Evet. Belli sayıda şirketler var. Evet. Yani bir de yapılıp yapılmaması tartışması da ayrı bir şey zaten. Yani buna şu noktada... bir Sinop'u biliyorsun Japonlar yapacaklar. Evet, yani. Evet. Şimdi bitirirken yönetmenimiz uyarıyor süremiz bitti ama işte her konu çok detaylı olunca Deniz son sözü sana vereyim. Kanallara bir değin istersen. Kapatılan kanallara. Karartılan. Ebru, şimdi bir dijital yayın platformu işte kendi bünyesindeki 7 kanalı çıkarmış. Onunla ilgili çok da tepki mesajı alıyoruz. Evet. Olayı ben özgürlükler açısından görüyorum. Eğer ortada herhangi bir mahkeme kararı yoksa vesaire, evet bu platform ticari olarak bu kararı alabilir, uygulayabilir. Ama mahkeme kararı olmadan bir evet. yargı kararı varmış gibi gerekçe göstererek çıkarması basın özgürlüğüyle çelişen bir durum. Evet. Kanalların neresi olduğundan bağımsız söylüyorum bunu. Hangi kanal olursa olsun yapılan uygulama doğru değil, basın özgürlüğüyle çelişen bir uygulama. Onun için de zaten RTÜK üyeleri de tepki göstermiş gördüğüm kadarıyla. Maalesef Türkiye'de işte basın özgürlüğü meselesi gittikçe dallanıp budaklanıyor. Her gün yani gün geçmiyor ki yeni bir basın özgürlüğü ihlaliyle karşılaşmayalım. Böyle durumlar var. Evet. İzleyicilerimizin de çok tepki gösterdiğini fark ettim. Onun için bu konuya da değinmekte fayda var. Kısa bir ara. Verilerle kapatalım. Uzun bir süre sonra dolarda düşüş diyoruz. 2.90 liranın altındaydı. Şu anda da bankalar arası piyasada dolar kotasyonları 2.90-2.90-30 lira seviyesinde. Merkez Bankası da satış ihalesinde miktarı sıfır olarak açıkladı. Parite 1.13'ün üzerinden geri döndü. Çünkü FED tutanakları da Amerikan Merkez Bankası'nın bu yıl faiz arttırmayacağına işaret etti. Petrol fiyatları da yükseldi. Bu da borsalara destek oldu. Bir de TL değer kazanınca içeride 79.300 puanı aşan 80.000'e doğru giden bir borsa İstanbul var diyerek noktalayalım. İyi hafta sonları. Pazartesi görüşeceğiz. Hakan da bir şey söylesin. Bir artık sarktık. Yayın yok, yani yönetmen delirdi artık bıraktı. Bir saniye, buyurun. Bir saniye kullanıyorum. Pazar günü Avrupa Birliği Bakanı Beril Dedioğlu konuğum olacak. Pazar günü mü? Pazar günü. Peki. Bütün bu saat 10'da. Konuları da konuşabiliriz orada diye düşünüyorum. Peki izleyebilirsiniz pazar günü. Pazartesi görüşmek üzere. İyi bir hafta sonu olsun.